Gösterdin mi deniz analarını? Göstermedim, sen göster. İlker, bugün wing foil deniyor. İşte bunlar wings. Ağır mı? Herkese merhabalar arkadaşlar. Uruguay sahilleri turumuza hoş geldiniz. Uruguay'daki ilk durağımız olan Kolonya'dan araba kiraladık. Şimdi Montevideo üzerinden Punta del Este sahillerine ve oradan da kuzeye doğru devam edeceğiz. Ve Uruguay'daki bütün plajları böyle gire çıka bizim beach hopping dediğimiz konseptle keşfetmeyi planlıyoruz. Burası ilk durağımız, nehir kenarında bir yer. Arkamda gördüğünüz nehir, inanamayacaksınız ama burası bir nehir. Deniz gibi görünüyor ama aslında Rio de la Plata. Arjantin ile Uruguay arasındaki dünyanın en geniş nehri. Benim beklediğimden çok daha sıcak bu arada. Bize soğuk olacağını söylemişlerdi. Yumuşacık kumlar var. Normal bir plaj gibi, deniz kenarında gibi hissediyorsunuz kendinizi ama tatlı su. Ve birçok insan da yüzüyor. Bu nehir böyle kahverengi görünüyor. Hep hatta uydu görüntülerinden de baktığınızda buraya resmini koyarım. Bu iki ülke arasındaki kısım bayağı kahverengi. Sonra okyanusa doğru açıldıkça, başkent Montevideo'dan sonra mavileşiyor. Biz de o geçişi göreceğiz bugün arabayla gezerken sahillerde. Uruguay sahil turumuz başlasın. Az önce gördüğünüz o palmiyeli yol UNESCO'nun koruma listesinde bir yol arkadaşlar. İnanılmaz güzel, keyifli bir yol. Onun dışında yaklaşık 2,5 saat yol geldik ve sonunda başkent Montevideo'nun öbür tarafına geçtik. Ve bakalım burada kahverengi nehirden kurtulabildik mi? Artık okyanus rengi mavi görmek istiyoruz bu tarafta. Bu arada Punta del Este denilen yer Uruguay'da inanılmaz böyle lüks, jet sosyetenin takıldığı, çok dünyaca ünlü kişilerin geldiği bir yer tatil için. Neden böyle merak ediyorum ben de. Bakalım, göreceğiz. Yani çok daha güzel denizi olan çok fazla ülke var. Neden bu kadar popüler olmuş Uruguay sahilleri, öğreneceğiz onu da. Yumuşacıkmış buranın kumları ama. Terlikleri çıkaralım hemen. İncecik ve beyaz kum. Çok güzel bir sahil. Şimdi sanırım bu taraf tatlı su, tahminimizce arka taraf tuzlu su, okyanus. Deneyeceğiz bakalım, göreceğiz. Tadına mı bakacağım bayağı böyle? Nasıl anlayacağız? Yo, biraz tuzlu. Çok rüzgarlı bu arada. Ama zaten hep şey, bu okyanus kıyıları sörfçülere daha uygun oluyor. Normal bizim Ege'deki koylar gibi, hep de Ege'deki koylar gibi yüzülecek olmuyor genelde. Yerler hep böyle yediğimiz siyah midyelerin küçükleri gibi, midye kabuklarıyla dolu. Normal beyaz küçüklerden çok var, çok yok. Daha çok şunlardan var hep. Ve Atlantik. Artık burada nehirden iyice ayrılmış bence. O nehir rengi yok olmuş. Bakalım soğuk mu? Normalde Atlantik buz gibi oluyor. Aa, yo. Gayet iyi. Serin tabii nehre göre ama yine de gayet iyi. Are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. Sıradaki durağımız Priyapolis. Sanki bir Yunan adası ya da Yunanistan şehri gibi ismi var. Çok enteresan. Çünkü polis şehir demek yanılmıyorsam Yunanca'da. Priyapolis artık ne şehri demekse. Şimdiye kadar gördüğümüz Uruguay'daki en kalabalık sahil. Çünkü biraz korunaklı bir yeri var sanırım. O yüzden böyle çok dalgalar, rüzgar diğer yerlerde kadar içeri girememiş.
ve herkes denizde ve biz de ilk yüzmemizi yapacağız. Hadi bakalım sahile. Kumlar aşırı yumuşak değil mi? Çok güzeliz. Yumuşak. Plaj voleybolunda uygun. Ama plaj voleybolu için biraz fazla sıcak. Hala bayağı sıcak. Yani ben olsam oynamazdım. Saat 6'ya geliyor. Hala güneş bayağı yakıyor. Ama artık dayanamayacağım. Denize girmemiz lazım. Bütün gün açılışı dolaştık. Yapalım. Evet, açılışı yapalım artık. Of, o kadar çok kalabalık, karınca gibi insan dolu. Evet. Ha, bir de şu var. Burası daha güvenli olduğu hissiyatını her an veriyor. Yani gezdiğimiz, gördüğümüz her yerde. Ya hani Buenos Aires'te kendimizi böyle tehlikede hissetmedik hiçbir zaman. Ama hep daha dikkatliydik. Şimdi burası daha kalabalık ama daha güvenli geliyor bana. Aynen. Yani telefonu falan çantada bırakacağız, denize gireceğiz. Bilmiyorum Buenos Aires'te yapar mıydık? Yalnız çok komik bir şey var. Ay, denize lan basma. Ay. Ben bastım, sen basma. Yüzeceğiz dedik de herkes denize girip ayakta duruyor. Burada kimse yüzmüyor ki. Nasıl olacak o iş? Baksana. Sanırım şimme derinleşmiyor hiç. Aynen. Sadece ıslanma. Herkes ayakta duruyor deniz içinde. Biz gireriz. Hazırım. Gidiyorum. Hadi bakalım. Duygu biraz ters ışıkta kaldı. Karanlık. İyi, suyun içinde deniz dalısı yok diyor. Çünkü kıyıda çok deniz dalısı vardı. Birazcık korktuk da. Biraz ilerledik. Suda deniz dalısı yok. Haydi Duygu. Ya bir de bayağı sığ ilerlemesi lazım. Yarım girebildim. Ben sıfır girdim. Saçsız girebildim. Yok, çok niyet etmiştim de. Gösterdin mi deniz analarını? Göstermedim, sen göster. Ya inanılmaz fazla deniz anası var, uzaktan hiç böyle görünmüyordu. Gösteriyorum. Şunlarınıza baksanıza. Böyle böyle kocaman kocaman deniz anaları var. Şurası baloncuk gibi olmuş zaten. Şeffaflar neyse de bazıları renkli gibi geldi. O yüzden hızlıca ıslanıp çıktım. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late. But I can see past the rain. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci günümüz Uruguay sahillerinde ve bugünkü ilk durağımız José Ignacio diye bir yer. Burası Punta del Este'ye yarım saat uzaklıkta bir minik kasaba diyebiliriz. Ama burada herkesin böyle değişik yazlık evleri, farklı böyle bungalovlar ya da böyle minik villa tarzı evler var. Ama Punta del Este'ye göre çok daha böyle yükseklik düşük ve bizim çok daha hoşumuza gitti. Daha ağaçların arasında böyle daha doğal ortamda yerler var. Biz öyle seviyoruz daha çok. Punta del Este'de deli olduk böyle kocaman yüksek binalar, işte 25-30 katlı rezidanslar vesaire. O böyle doku hissedemiyorsunuz o zaman, çok tuhaf oluyor. O yüzden Punta del Este'nin içinden hızlıca geçtik ve buraya geldik. Hatta nasıl geçtiğimizi hemen buraya koyayım, tekrar burada buluşalım. Gördüğünüz gibi inanılmaz böyle beton yığını bir tatil şehri Punta del Este. Hiç bize göre değildi. O yüzden hiç durmadık. Denizine bile girmeden devam ettik. Hala ne yazık ki bugün dalga ve rüzgar oranı azalmadı. Çok rüzgarlı, çok dalgalı. Hatta görüyor musunuz buradan bilmiyorum ama ileride böyle sahil güvenlik kulübeleri var. Orada kırmızı bayrak asılı. Denize girmeyin, yüzmek tehlikelidir diyor. Sadece birkaç kişi böyle sörf yapmaya çalışıyor. Sörf için uygun zaten en çok bu sahiller. Ama biz denizciler olarak Windy'yi takip ediyoruz ve sanıyorum iki gün sonra sakin bir gün yakalayacağız. Umarım o günü yakalayabilirsek
Biz de yüzeceğiz şimdilik. Bizim için pek mümkün değil burada yüzmek. Bu arada bu videoyu çekmeye başladığımız yerde Faro de José Ignacio. Faro deniz feneri demek. Yani buranın deniz feneri. Böyle turistler için aktivite yapmışlar. Üstüne çıkıp etrafa bakabiliyorsunuz ama zaten her yer full açık. Her şeyi görüyoruz. Bir de üstüne tırmanmaya gerek yok dedik. Şimdi tekrar içeri doğru gidelim. Bir kahvaltı, kahve içelim. Ondan sonra gezmeye devam Uruguay'da. Şimdi kahvaltı yapmaya bir yere geldik. Çok enteresan, böyle minik bungalov gibi ya da böyle butik iki katlı evlerin arasında çok değişik, büyük, ferah ve güzel dekore edilmiş, hizmeti çok iyi olan yerler var. Dün akşam öyle bir restorandaydık. Resmini koyayım buraya. Şimdi kahvaltı için bulduğum yer, böyle croissant kahve diye geldiğimiz yer, bayağı büyük bir yer çıktı. Göstereyim kamerayı çevirip size. Bu kadar insan olmasını beklemiyorduk. Sokaklarda pek kimse yok. Bazı böyle toprak yollardan geçip eve geldik. Ama mekanlar böyle. Hatta evimizi de göstereceğim daha sonra size. Minik bir böyle kulübe gibi bir yerde kalıyoruz. Şöyle her çeşit kruvasan, kek, tatlı var. Şimdi kahvaltı sonrası bir eve uğrayalım. Sonra sahilleri dolaşmaya devam edeceğim. Şimdi bir de size bu sahil bölgesinde kaldığımız evi göstermek istiyorum. José Ignacio'ya yaklaşık arabayla bir 10 dakika uzaklıkta Santa Monica diye bir yer. Orada minik şirin bir kulübümüz var. Kendi bahçesi olan. Buradaki evlerin çoğunda böyle krevi konseptli yerlerde hep böyle bir ateş çukuru oluyor. Burada odun ya da kömür ateşinde asada diyor onlar. Bizim deyimimizle mangal yapıyorlar. Evimiz şu. Böyle önünde şezlongları var. Bir oda, bir salon, bir kulübe aslında. Ve burada hamak olayı çok yaygın. Bütün evlerin balkonunda hamak var. Hamak keyfi yapan bir ilker. Zaten gezmekle bu evin keyfini çıkarmak arasında gidip geliyoruz. Ara ara gezip ara ara dinlenmeye geliyoruz. İçeriği de göstereyim. Çok fazla sivrisinek var bu arada. Kapıyı sürekli kapalı tutmamız gerekiyor çünkü tel de yok. İçerisi de böyle. Şurada mutfak var. Küçük ama kullanışlı bir yer yapmışlar. Biz sevdik. Klima var. Çok nemli oluyor yoksa klimayı çalıştırmazsak. Duvarda da bugün gittiğimiz deniz fenerinin resmi varmış, şimdi fark ettim. Şimdi evimizin yanından bir yol çıkıyor. Biraz da oraya doğru yürüyeceğiz. Belki farklı kuşlar görürüz yine burada. Bu arada evin yanında hemen bir göl vardı. Haritada Flamingo Gölü olarak geçiyor ama bugün çok rüzgarlı diye mi bilmiyorum. Flamingolar da saklanmış herhalde. Göremedik onları. Onu yer. Böyle bizimki gibi bir odalı, iki odalı çok fazla ev var burada. Çoğunda sanırım yazın kiralıyorlar böyle kullanmadıklarında Airbnb'yi. Önlerinde hep böyle kiralık ilanları var. Çoğunun önünde de araba var, bayağı kalabalık. Hatta biz bir gece daha kalabilir miyiz diye sorduk. Süremiz doluyordu. Yeni müşteriler gelecek, çıkmanız lazım dedi ev sahibimiz. Böyle hem ıssız, sakin ama hem de kendinizi çok yalnız hissetmiyorsunuz. O açıdan güzel. Yeni bir aktivite zamanı. İlker bugün wing foil deniyor. Arkamda buradaki surf okulu var. Burada işte rüzgar surfi, kite surf, wing foil istediğiniz ne varsa yapabiliyorsunuz. Ekipman da kiralayabiliyorsunuz. Kıyafet de alabiliyorsunuz. Aynı zamanda ders de alabiliyorsunuz. İlker şimdi wing foil dersi alıyor. İlk defa çok merak ediyorduk. Dışarıdan çok zevkli, eğlenceli görünüyor. Bakalım nasılmış yapınca diye. Bugün dalga yok şansımıza. Çünkü lagundayız bir de bir yandan ama dün yine de dalgalıydı. Garzon, lagun garzon diye geçen bir yerdeyiz. Zaten lagunlarla dolu Uruguay sahilleri. Böyle hep yan yana yan yana bir sürü lagun var okyanus kenarında. Onlardan birinde de surf okulu var. Şimdi denizde şu anda ilk denemelerini yapıyor. Birazdan daha iyi gitmeye başladığında onu da göstereceğim. Okulu göstereyim şimdi size önce. Burada bütün ekipmanlar var. Boardlar, yelkenler. Şurada kıyafetler var. Üzerinize uyanı alıp giyiyorsunuz. Ondan sonra hazırlanıp denize. Önce biraz karada eğitim yaptılar ama rahatsız etmemek için çekmedim onu. Kanatlarını tanıdı önce karada biraz.
Sonra şimdi laguna geçtiler. Bayağı da uzaklaştı. Daha ilk denemesinde bayağı üzerinde durabildi. Gideyim yanlarına şimdi göstereyim ne yapıyorlar bakalım. Kerbe kanatları geliyor. İşte bunlar wings. Ağır mı? Sen yürüyerek taşıyacaksın herhalde. Bort arkandan geliyor. Hoca bortları getiriyor. İlker kanatlarını götürüyor. Böyle de uçabilirsin belki. Yeni bir deneme. Giderken güzel gidiyor. Henüz dönmeyi çözemedi. Dönmeyi de çözdüğünde bayağı 2 saatte bayağı bir şey halletmiş olacak. Haydi bakalım, bol şans. Rüzgar azaldı ama biraz. Enteresan bir deneyime başlıyoruz arkadaşlar. Deniz aslanlarını görmeye gideceğiz. Bir kamyonet gibi bir şeye bindik şimdi. Dışarıdan da gösteririm inince. Şimdi apar topar bindik, sıkıştık buraya. Üst kattakilerin ayakları falan sallanıyor şurada üstümüzde. Ayakların altından geçip biniyoruz. Bayağı. Ama beklediğimizden erken binmiş olduk. Evet evet. 11.30 diye binmiştik. Şimdi gidiyoruz. Ve sanıyorum bir 20 dakika kumların arasından yolculuk yapacağız. Bakalım safari gibi olacak biraz. Teyzem bak korkmadan üstte oturmuş bir de. Manzara daha iyi. Ciao. Kameranı dallara takma. Kumluk yere geldik. İyice. Buradan gideceğiz şimdi. Normal araba izlesi de gidemez zaten. Tur rehberi mi istiyorsun? Benim senin tur rehberini unuttun mu? Nerede peki şeyler? Bulacağım ben şimdi, bekle. Önce şu kamyonetimizi göstereyim. Şununla geldik arkadaşlar. Safari Express'miş adı da. Binmemiz o kadar hızlı oldu ki. Binmeden önce gösteremedim. Geldiğimiz yer Cabo Polonio diye Cabo geçiyor. Polonio. İsmini yazayım buraya. Aynen. Burası bir doğal parkın, yani milli parkın parçası. O yüzden normal araçlarla gelişe zaten izin vermiyorlar. Normal araç gelemez zaten. Zaten bayağı aynen. Bayağı kumsal içinden geliyorsunuz. Yani yol boyu kum dağların içinden geçtik. Ama 4x4 aracın varsa da gelemiyorsun. Bu devletin kendi sağladığı işte kamyonetlerle ancak gelebiliyorsunuz. Çünkü doğal yaşamı koruma alanı. Burada deniz aslanlarını göreceğiz. Onu çok merak ediyorum. Ama aynı zamanda da böyle şirin bir köy var ve burada doğal bir hayat yaşıyorlar. Elektriklerini güneş enerjisinden falan elde ediyorlar. Hem de köyü gezeceğiz. Sanıyorum böyle bir iki kafe, otel falan da var. Biraz gezdikten sonra dinlenebileceğimiz bir yerde bulabiliriz. Haydi Kule'ye bakalım, başlıyoruz. Bir yandan da bayağı turistik bir yer olmuş. Böyle minik minik mekanlar var. Ve bu mekanların hiçbiri kredi kartıyla çalışmıyor değil mi? Hepsi büyük ihtimalle... Evet, büyük ihtimalle hepsi nakit. Ne kadar nakitimiz var? Var mı bir şeyler içecek bir kadar? Bir şeyler var, var. Vardır. Olması lazım. Dolarız var en kötü. Benjamin. Yeşil. Bir şeyler satan yerler var, kıyafetler var.
İşte kahveciler, mojitocular var. Avize diyor bak. Aha. Evet. Ne diyor? Ha. İnternetimiz yok ama biramız var. İnternetimiz yok ama biramız var. Deniz aslanlarına doğru yürüyoruz. Hedefimiz yeni hayvanlar tanımak doğal ortamlarında. Bon dia. Bienito. Türkiye. İstanbul. ¿Cómo se dice bienvenido en turco? Hoş geldin. ¿Cómo? Hoş geldin Türkiye. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet, sí. Hoş geldin. Hoş geldin. Sí. Y libertad, ¿cómo se dice en turco? Özgürlük. 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 Evet. Özgürlük. Bien. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Ay, qué raro que es. Sí, raro. Malísimo. Es difícil para ti. Pero es una lengua árabe, es una lengua... No, diferente. Muy diferente. Búlgaro. No, totalmente diferente. Skol, saludo. Salud, skol. Skol. En alemán también, skol. Puede ser, no sé. En alemán, prost. Prost, sí. Prost. Y en turco? Şerefe. Şerefe. Ah. Şerefe. Şerefe, muy bien. Muy bien. Şerefe. Yo tomo café a la turca. Ah, ¿entiendes? ¿Probaste? Sí. Me dijeron que era la turca porque yo hiervo el agua y solamente... Sí. ¿Me estás filmando? Sí. Turquía. Hola, Turquía. Bueno, bueno, mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, adiós. No sleep, all things run dry, I'm empty. See, I'm blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am alone. Deniz aslanlarını bulduk. Kayalıkların üzerinde biraz uzakta, bilmiyorum ayırt edebiliyor musunuz ama birazdan yakın çektiğimiz videoları da koyacağım. İnanılmaz tatlılar ve çok fazlalar. Ya buraya gelirsek de böyle çok fazla göremezsek diye düşünüyordum ama hiç hayal kırıklığı olmadı. Yani 20-30 bilmiyorum, daha fazlası da denizde yüzüyor. Bayağı çok. Zaten Uruguay'daki en büyük ikinci koloni burada. Bir tane daha var orada biraz daha böyle bir adada. Oraya ulaşmak daha zordu. O yüzden buraya geldik biz. Bu deniz aslanlarının boyu da erkeklerin böyle 2,5 metreye kadar falan, dişlerinde 2 metreye kadar olabiliyormuş. Bayağı büyükler tahmin ettiğimden. Bir de yeleleri tam aslan gibi. Bazıları güneşleniyor, bazısı böyle kafasını kaşıyor. Güneş çok tatlılar. Burada tellerle bir bölge ayırmışlar. Bir de görevli var. Otellerin arkasına geçemiyorsunuz. En fazla 20 metre kadar yaklaşabiliyoruz ama yetiyor zaten, bayağı yakından görüyoruz. Bir de size aktaramadığım iki şey var. Bir tanesi sesleri. Böyle köpek gibi, yarı uğuldama gibi böyle bir ses çıkarıyorlar. Bir de değişik bir koku var burada. Sanıyorum kendilerine özel bir kokuları var. Onları kamerayla size geçiremiyorum. Biz hissediyoruz burada. Yavrular da var sanırım aralarında. Küçük olanlar da var. Kocaman olanlar da var. Yüzüp yüzüp bir anda böyle tırmanıyorlar kayaların üzerine, güneşlenmeye başlıyorlar. İnsanlar aslında çok bir zararları yok bildiğim kadarıyla. Hatta bu bahsettiğim Uruguay'ın öbür adasında beraber yüzenler bile var. Ama yine de hem onları rahatsız etmemek için hem de ne olur ne olmaz mesafeyi korumak gerekiyor. Arkada arada yunuslar da geçiyor bu arada. Dalgalardan çok belli olmuyorlar ama. Bu arada şimdi buradaki görevliyle konuştum. 80 civarı deniz kurdu varmış. 14-15 civarı da deniz aslanı varmış. Biz hepsini deniz aslanı zannediyorduk ama zaten yeleli olanlar diğerlerinden çok ayrılıyor. Burada fok yok. Sadece deniz aslanları ve deniz kurtları. Şimdi ben susayım. Zoomlayalım. Ondan sonra size yakından göstermeye çalışalım. İlk tanışmamız deniz aslanlarıyla.
deniz aslanları senede bir yavru doğuruyorlar. Bir yıl boyunca hamile kalıp bir yavru doğuruyorlar yanlış bilmiyorsam. O yüzden yavaş aslında örüyorlar. Ve yağları ve derileri için bir dönem çok avlandığı için soyları tehlikeye girmiş. Ama şimdi daha iyi durumda, korunuyor çünkü daha saygı duyuluyor haklarına. O yüzden şu an daha çoklar. Umarım da hiçbir zaman soyları tükenmez. Punta del Este'yi aslında beton binalar, yüksek yerler diye çok beğenmedik ama burada ufak bir sürprizle karşılaştık. Marinasını bir gezelim, işte teknelere bakalım, yelkenlere bakalım diye geldiğimizde balıkçıların olduğu böyle balıkçılar çarşısı, pazarı gibi bir yer var. Oraya geldik. Martılar bekliyordu balıkların yanında. O zaten malum ama bir de deniz aslanı ya da deniz kurdu burada geziyor. Balıkçılardan balık bekliyor. Aa, bir değil, bir sürüymüş. Balık artıklarını bekliyorlar. Selam. Balıkçıların peşinde buraya oldu kadar kaldı. Gelmişler. Ha, burada çok daha yakından görmüş olduk tabii. Evet ya. Kıvada uzaktan bakabiliyorduk. Şu balıkçı teknelerinin arasında yüzüyorlar bayağı. Tükürdü mü? Tükürdü. İlk kere tükürmüş. Bayağı böyle bizim marinalarda gezen kefal gibi burada deniz kurdu geziyor. Bir anda çıkıp karaya atlar mı üstüme acaba? Bu ne yapıyor? Takıldı orada. Öpüşüyorlar. Hop geldi. Elini kaptırma. Fotoğraf yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar bir yandan. Niye korktun? Ne oldu? Sonunda aradığın deniz mahsullerini buldun. Nerede satıyorlar bu deniz mahsullerini diye geziyorduk. Midyeler, karidesler. Hepsi burada. Aynen. Kalamarlar. Satıyorlar ki bazısında buz gördüm de yani. Somon. Hızlı satılıyor herhalde. Soğuk tutmaya gerek kalmadan gidiyorlar. Somon, restoranda somon yok. Restoranda somon kalmamış. Hola. Hola. Ah, sí, acá no, no tenía que pasar para allá, okay. Sí, porque acá todo. Okay, okay. Y el dueño de todo era un loco así, lleno de oro, un coso de oro, un loco con armas. Entonces, como vas desbarrancando y se va corriendo. ¿Qué? Va corriendo, es como una ciudad. ¿Qué? Entonces te iban y le hacían a un kilómetro. Geliyor aşkım. Geliyor mu? Hazır ol. Elden besiyor hazır, balığını gördü. Evet.
Gel canım. Dur. Şuraya getirelim iyice. Oynattım. Gel. Tekne bakacağız diye marinaya geldik ama ben hala beslediğimiz deniz aslanlarının heyecanı içindeyim. Tabii şu anda Duygu'nun kafa başka yerde. Ama çok güzeldi. Orada 20-30 metre falan yaklaştık kaboda. Burada bayağı... Aynen. Uzaktan fotoğraf çekmeye çalışıyorduk. Burada direkt muhatap olabiliyorsunuz hayvanla. Aynen. İyi ki gelmişiz. Bak beton yığını, beton yığını dedik. Evet. Değişik bir tecrübe Punta del Este'yi hatta biz hiç seyahat planına koymayacaktık da şimdi böyle tavsiye edebiliriz yani. Şanslıydık. O balıkçılar bütün gün orada balık ayıklamıyordur. Belli bir saatte belki geliyorlardır. Bilmiyorum, olabilir. Tam. Böyle yanlarındaki etli kısımları alıp balığın orta kılçık kısmını veriyorlar size. Bir de şey kedi gibi böyle balıkla beraber gel gel dedikçe geliyor seninle beraber. Akıllı hayvanlar. Evet, görüşlerinizi alalım. Nasıl bir deneyimdi? Ya işte hep söylüyoruz, hayvanlarla yaptığımız deneyimler en unutulmaz olanları oluyor. Aklımızda da en çok onlar kalıyor hatıralarda. Şimdi bir yandan da hani bu konuda birazcık bilgisiz olduğunu fark ediyorsun sen. Şimdi ya kitaplardan okumak aynı değil, televizyondan görmek aynı değil, hayvanat bahçesinden görmek de aynı değil. Kendi doğal ortamında görmek zaten bambaşka bir duygu. Bir de zaten kendi doğal ortamında görünce ya bu bundan biraz farklı diyorsun hani. Bunun yelesi daha büyük, bunun duruşu daha farklı falan. Duygu onları sordu. Meğer deniz kurdu diye de bir şey. Ben şimdi deniz aslanını biliyorsun. Foku biliyorsun. Aynen. Deniz ayısı biliyorsun da ne farkı var onu bilmiyorum. Yani deniz ayısıyla deniz aslanı hepsi birbirine benziyor. Bu arada Türkçe yazınca deniz kurdu diye gerçekten kurtçuk gibi bir şey çıkıyor. Bundan çıkmıyor. Ha. Ama İngilizce ve İspanyolca yazınca deniz kurdu olarak geçen şey demin gördüklerimiz. Hı hı. Yani bizim literatüre bile girmemiş olabilir. Bilmiyorum. Bir cinsi. Belki yoktur bizde. Bizde fok var işte çok az sayıda. Hı-hı. Onun dışında bizim denizlerimizde bunlardan hiçbiri yok. Deniz aslanı falan yok zaten. Yok, fok aynen. Var. O Foça'da. Birkaç yerde Muğla'da çıkıyor. Biz de uzaktan görmüştük. Güzeldi yani. Şimdi bir şeyler yiyelim. Ayrılamayacağız yoksa. Mojito yapan yerler gördüm. Beni mojitocuya götür. Tamam. Yemek yemek için şöyle bir yere oturduk. Şimdi canlı müzik var burada da. Mızıkalı gitarlı. Empanada varmış. Empanada yiyeceğiz. Hızlı atıştırmalığımız. En sevdiğimiz. Bir de smoothie varsa smoothie içeceğim. Biraz vitamin alalım. Cabo'nun sahili burası da. Bembeyaz kumlu, yumuşacık kumlu. Biraz da kuytuda kaldığı için çok fazla dalga yok burada. İnsanlar şey şemsiye olmadığı için, kendi şemsiyesi olmayanlar balıkçı teknelerinin gölgesinde yatıyor. Denize bakalım nasıl. En rüzgarlı olmayan günde bile rüzgarlı ya. Hep bir rüzgar var. Bu arada bölgede birkaç tane hostel var. Böyle minik salaş konaklama yerleri var. Gece buradan çılgın yıldız görünüyordur. Doğru düzgün elektrik olmadığı için. Bayağı doğal bir yer. Burada ilginç bir şekilde hiç böyle sahilde, yani sadece bu koyda değil, genel olarak Uruguay'da daha hiç görmedim. Sahilde şezlong, şemsiye kiralayan yerler, böyle direkt sahilde yan yana dizilmiş işletmeler yok. Herkes kendi şemsiyesini, kendi şezlongunu getiriyor. Şezlong da değil, katlanan böyle sandalyeler taşıyorlar. Bizdeki şu yeşiller gibi. Burada da renk renk katlanan sandalye var. Herkes onunla geliyor sahile. Olmayan yandı bizim gibi. Güneşin altında kalıyor. Çünkü başka hiçbir imkan yok yani. O da enteresan. Hani sadece Uruguay'dan turist gelmiyor sonuçta. Kendi şemsiyesi olmayanlar da alıyor demek ki tatil için. Burada uygulama böyle. Aslında bir bakıma iyi. Plajlarda böyle yığınla plastik ve plajı kapatan insanlar olmaması güzel. Sahilde de şöyle kısa bir yürüyüş yapmak istedim. Şimdi güneşin altında çok durmayayım. İlker'in yanına döneyim. Smoothie söyledi o bize. Güzel taze meyvelerden. Bu arada şeftali çok var burada. Aslında iklimi bir derece bize benziyor. Yaz meyveleri işte karpuz, çilek, şeftali.
Bizdeki meyveler genelde üzüm. Gidelim şimdi bir şeyler atıştıralım tekrar. Dönüş için araç bekliyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi kalkacak. Hangisi bilmiyorum. Renkli renkli çok enteresan. Kamyonları insan taşıma aracı haline çevirmişler. Kırmızı, sarı, yeşil. Şu beyaz olan bizim geldiğimiz zaten. Bunlardan biriyle geri döneceğiz ama şimdi sıra var. Yarım saat sonra kalkacağı halde sıra olmuş. İnsanlar bekliyor. Durak. Burası da durak. Geri dönüş için. 7 kilometre bir yol. Yaklaşık 20 dakika sürüyor araçla. Biz de binip döneceğiz birazdan. Gidiyoruz. Hoşça kal Kabo. Bugünkü yeni durağımıza geldik. Punta del Diablo burası. Neredeyse Brezilya sınırına yaklaştık diyebiliriz. Aslında planlarımızda Brezilya'ya gitmek de vardı. Hatta Peru'ya gitmek de vardı. Ama iki ülke de çok karıştı. Böyle seçimler, protestolar vesaire. Hatta olağanüstü hal ilan edildi. O yüzden vazgeçtik. Sınırdan Brezilya'ya buradan el sağlayalım. Biraz daha var sınıra. Bir 50 kilometre var ama ondan bir önceki yerleşim yerindeyiz. Burası da bayağı bir deniz yüzme tatili mekanıymış. Bu kadar çok insan beklemiyordum. Ama asıl olayı birazdan içinden geçeceğiz. Bir balıkçılar kasabası burası. Böyle balıkçıların evleri, tekneleri falan var. Şu an tatilcilerin şemsiyelerinden çok görünmese de daha otantik bir yer diye aslında geldik. Şu an biraz az görünüyor. Çok görünmüyor. Tekneler diye bahsettiklerim de bunlardı. İlker balıkçı arıyordu. Hiç deniz ürünü yiyemedik okyanus kenarında diye. Burada çok fazla balık var ama şu an hem karnımız tok hem de saat pek uygun değil. Akşam kalınca ancak güzel olur. Biraz fazla kalabalık ve alt alta üst üste bir durum var. Yani ne kadar aldık suyu? 100 pesaya yani 50 TL'ye su aldık. Yani gaz. Ama lütfen şey gaz. Gaz su. Mineral water. Bu ne ya? Uruguay pahalı arkadaşlar. Beklediğimizden çok çok pahalı. Okumuştuk gelmeden önce. 50 liraya ama bu kadar olduğunu da düşünmüyordum. Ama burası turistik yer diye değil yani. Marketten de meyve suyunu 50 liraya aldım ben. Benzer. Ya su bu su. Meyve suyu da hadi neyse yani. Evet. Neyse burayı da görmüş olduk. Şimdi burada bir doğal park var. Biz oraya gideceğiz. Punta del Diablo'da sahilden çok benim merak ettiğim yere geldik. Santa Teresa Milli Parkı. Burada değişik böyle hayvan ve bitki türlerini görebileceğiniz bir yer var. Giriş ücreti vermedik. Sadece askerler kapıda böyle telefon numaranızı, adınızı, soyadınızı alıyor. Öyle bir güvenlikten geçiyorsunuz. Yemyeşil, huzurlu bir yer. Şimdi burada biraz zaman geçireceğiz. Bu ara kuş gözleme merak saldık. Yani çok profesyonel anlamda değil ama değişik renkli kuşlar görüyoruz. Onların resimlerini yakalamaya çalışıyoruz ama kuş fotoğrafçılığı, kuş videosu çekmek çok bambaşka bir şey. Bu da bir çeşit incir ağacı galiba. Şöyle meyveleri var üstünde. Gövdesinden çıkmış bütün meyveler değişik. Değişik yerler var burada. Şu sera yapmışlar burada. Kocaman.
Benim boyum kadar yaprak var arkadaşlar. Tabii şey, bitkilere dokunmayın demişler. Biz direkt dokunduk dakika bir. Oo, burada çok farklı bir dünya var. Minik evlerde hazırladığımız bu teraryumların dev hali gibi. Şu yapraklar benden de uzun. İlker'den de uzun. Ne kadar bunlar? 2,5 metre falan herhalde bir tane yaprağın boyu. İnanılmaz büyük. Selam keçi. Sakallara bak. Ne kadar insan canlısınız siz. Normalde kaçarlar, bu kadar gelmezler insanların yanına. Pis pis mi? Deve kuşu değil mi şunlar? Bir şeyler almaya çalışıyor teyze de. Aa, çok enteresan ya. Keçiler, deve kuşları, çocuklar falan herkes hep beraber takılıyor. Deve kuşuna yaklaşmak daha tehlikeli bir şey diye düşünüyordum ben. Gagalamıyor mu? Neredeyse sarılıp fotoğraf çekeceksiniz. Bazı hayvanlar hiç tanımadığımız çok farklı hayvanlar. Mesela şurada bir arkadaş var. Ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Bilenler yorumlara yazsın. Dev bir Gonzales gibi. Dev fare resmen. Arjantin'de maralarla tanışmıştık. Dev tavşan diye ama bu ondan da dev. Şu arkada bir tane daha var. Dev Gonzales aşkım, dev hamster. Baksana tipe, kim bu? Çözemedim. Fotoğrafını çek, bunu soralım. Çok enteresan. Otları yiyor burada. Mısır gibi bir şey veriyorlar galiba. Aynen. Mısır yiyor. Ha, bayağı elden besliyorlar ya. Yes. Yerde kalanları ye. Bunlar biraz daha küçük demin gördüklerimizden. Şurada arkada iki tane daha var kardeş. Afiyet olsun. Ya uyuyor ya ot yiyor. İki pozisyonu var. Uyur ve ot yer pozisyonu. Bu ot yiyor. Bu uyuyor. Kocaman. Arkada bebekler, bu kocaman. Orada ot yok, kumu yiyorsun. Otları ye. O atladı balıklama. Aferin lan. Annelerin arkasından yüzüyorlar. Bunlar suya da giriyormuş. Şu an resmen doğal ortamlarında tanıyoruz arkadaşları. Suda yürüyor ama yüzebiliyor mu acaba? Gerçi o hayvan yüzebiliyor. Poz veriyor kızın. Poz veriyor valla. İlker çek bir beskalığını. Çok cool duruyor. Şurada bir tanesi çamur banyosu yapıyor, çok komik. Çamurun içinde kaybolmuş. Kil vücuda iyi geliyor demişler, sürmüş oradaki killeri. Bizim sahillerde olur ya, killenir herkes. Maske yapmış kendini. Ben çok sevdim bunları ya. Sağdan soldan çıkıveriyorlar.
Suda karada her yerde yaşıyor. Daha güzel çıkabilirsin. Olur. Yerde içtiksin ki. Ben şey yulafımı getirebilirim galiba ya. Burada besliyor insanlar. Yulaf yer mi? Burada da bir domuz ailesi var. Bebekler, ergenler, büyükler hep birlikte takılıyorlar. Bir de gölleri var onların kendi. Geziyorlar burada. Size de selam verelim dedik. Arkada kulübenin altında kavga var bak. Kulübenin altında kavga ediyorlar. Hey bebekler. Aa, daha arkada bir sürü ormanın orada gezen var. Son olarak yeşil papağanlar. Çimlerden çok belli olmuyor olabilir ama fosforlu fosforlu. Bir de kanatlarını açtıklarında kanatları da mavi oluyor bunların. Yanlarındakiler de bildiğimiz güvercinler diyecektim ama bildiğimiz güvercinler değil tam. Biraz farklı bir güvercin. Küçük, minyatür boy. Evet. Evet arkadaşlar, doğal yaşamın dibine vurduğumuz bir günün sonuna geldik. Deniz aslanlarıyla başlayan, daha sonra karadaki hayvanlarla devam eden günümüzü ben çok sevdim. Böyle doğal ve yeni hayvanlar tanımalı günleri çok seviyorum. Umarım diğer ülkelerde de bunu yapmaya devam edebiliriz. Bugünlük bu kadar bizden. Şimdi artık dönüş yoluna geçiyoruz hava kararmadan. Yeni bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. If I could, I'd leave the city too.